Nihat'ın katıldığı programda kavga çıkmıştı Evet. Pascal'la. Evet. Çok sıkıldın mı orada? Televizyoncu olarak aslında çok ilgi çeken bir şeydir. Bir yandan mutlu da olman gerekir ama Yok hiç sen mutlu. o tip işleri sevmiyorsun programların içinde. Sevmiyorum. Yani şöyle. Olayın da çok garip bir hikayesi var. Nihat Doğan'la Pascal Numa kavga ettiği bir haber çıktı. Ben de açıklama yaptım. Hani bu işin dedim, astarı yok. Çünkü kavga yok ortada. Hani böyle haberler lütfen yapmayın diye bir açıklama yaptım. Sonra Türkiye'den gazeteci arkadaşları aldım beraber. Ya biliyorum. Cengiz Semercioğlu, işte Raşan hep beraber bindik. Uçağa beraber geldik. Server odasına indik. O sırada oyun oynanıyor. Oyunun olduğu yere geldik. Karşımda o sırada oyun oynanıyor. Son 5 dakikası. Fakat böyle bir gerilim var oyunda. Nihat bir laf söylüyor. Pascal bir laf söylüyor. Nihat bir laf söylüyor. Pascal bir laf söylüyor. Sonra Pascal kontrolden çıktı. Gözümüzün önünde Nihat'a saldırdı. Şimdi öyle garip bir durum oldu ki hani ben bir hafta önce yok öyle bir şey diye haber vermişim. Bir hafta sonra gazetede Gözünün önünde çıkardım. kavga oluyor. Ya ayarlasan hani böyle bir ihtimal zor olur ya. Girdik oraya yani bir şemsiyenin altına girdik. 4 dakika 5 dakika geçmedi. Önümüzde kavga oldu. Ben her zaman söylüyorum. Hayatımda hiç böyle kavgaydı, şiddetti. Bundan bir reyting peşinde koşmadım. Zaten o sayede şu anda çok yani bana göre düzgün ve kaliteli bir kadromuz var Survivor adasında. Çok güzel, çok istediğimiz isimler bize gelmek istediler ki çok mutlu olduk. O dönemde Nihat'la Pascal kavgası bir televizyoncu için bir reyting makinesi. Tabii. Ve emin ol belki %25 belki %30 reyting kaybettik. Ama Survivor'ın geleceğini kazandık. Pascal'ı ben ertesi hafta hep beraber karar verdik ekipçe. Adadan yollamak zorunda kaldık. Çünkü çok ciddi bir saldırı boyutuna geçti olay. Ama arkadaşlara da onu söyledim. Biz dedim bu sene Survivor'da reyting kaybederiz. Pascal Numan'ın gitmesi birçok insanı üzebilir. Bize de sinirlenebilirler. Ama Survivor'ın geleceğini kurtardık dedim. Ondan sonraki sene ve bu sene daha çok reyting kazanırız. Nihat'ınki de deli cesareti değil mi? Pascal sonuçta futbolcu, iniyor, şey bir adam yani. Ona hani orada o şekilde üstüne falan koştu o Ben kavgadan sonra şimdi falan. yani hakikaten orada da hani Pascal Numan'ın nasıl koştuğunu biliyorsun. Bilmez Bizim miyim? Gökhan var işte. Gökhan üzerine bindi. Pascal Gökhan'la beraber koşmaya devam etti. Tabii canım, Yani onun için orada söylüyorum. fotoğraflarda da var. Üzerinde Gökhan var 96 kilo. Pascal aynı hızla devam ediyor. Fakat hani Nihat'ta da böyle geri doğru gitme yok. Nihat da öne doğru geliyor o sırada. Ve en ufak bir geri hamle yapmadı. Zaten o yüzden biz Pascal'ı yolladık. Yani iş şeye döndü. İki tarafta birbirine karşı agresifdi. Ama saldıran Pascal olduğu için öyle de böyle. Şimdi futbol maçında senle biz konuşuruz ama sen bana tekme atarsan kırmızı kartı sen Tabii. görürsün. Orada saldıran Pascal olduğu için ki çok değerli bir arkadaşım Pascal'da.